Cenevre'deki kritik görüşmeyle devam edelim. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldiler ve barış anlaşmasının şartları masaya yatırıldı. Eğer Bakü'nün teklifi kabul edilirse sınır komisyonu toplantısı bu ay toplanabilir. Peki bu ne manaya gelir? Yanıt haberde. İsviçre'nin Cenevre kenti kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bir araya geldi. <laughs> Toplantı 31 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Jean-Michel arasındaki görüşmede alınan kararlar kapsamında gerçekleşti. O zirvede barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı kararı alınmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la barış anlaşması şartlarını masaya yatırdı. Bayramov, Azerbaycan'ın bölgede istikrar ve barışı tesis etme kararlılığını vurguladı. Barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını bir kez daha ifade etti. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan üçlü anlaşmanın şartlarını hatırlatan Bayramov, Ermeni güçlerinin Azerbaycan topraklarından derhal ve tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti. Bayramov, Kasım ayında planlanan sınır komisyonu toplantısının Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri nedeniyle öne alınmasını da önerdi. Teklif kabul edilirse komisyon Kasım ayı yerine bu ay toplanacak. İkinci Karabağ Savaşı'nda hezimete uğrayan Ermenistan, barış anlaşması imzalamaya yanaşmıyor. Aksine barış hedefine esir alan provokasyonlara devam ediyor. Ermeni askerleri 13 Eylül'de Azerbaycan ordusunun kullandığı güzergaha mayın ve patlayıcı tuzak döşeme girişiminde bulunmuş. Azerbaycan ordusu sabotaj hazırlığını fark edince hemen karşı ateş açılmıştı. Laçın, Kelbecer ve Daşkesen'de yoğun çatışmalar yaşandı provokasyona verilen yanıt sonucu Ermeni güçlerine büyük darbe indirildi. Ermenistan'ın elinde neredeyse hiç hava savunma sistemi kalmadı. Çok sayıda mühimmat ve stratejik noktalarda Azerbaycan'ın eline geçti. Çatışmalarda 79 Azerbaycan askeri şehit olurken yaklaşık 400 Ermeni askeri öldü. Güney Kafkasya'da askeri gerilim sürerken Türkiye kalıcı barışı sağlama çabalarını sürdürüyor. Diploması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girecek. Erdoğan'ın 6 Ekim'de Prag'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Paşin yanına bir araya gelmesi bekleniyor. Belki de Prag zirvesinde Paşin yanına da bir görüşme talebi var. Bir görüşme olayı olacak. Ermenistan kendisine sunulan barış fırsatını iyi değerlendirmelidir.